Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağım. Kahvaltılık zaferimizi, malzemesini hazırlayacağım. İlk önce kavun çekirdeğinden başladım kavurmayı. Onları kavuracağım ama fazla kavurmayacağım. Sadece gevrekleşmesi gerekiyor. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım inşallah. Bir kısmını fırında kızarmasını, kavrulmasını sağlıyor. Bir kısmı burada tavada. Çünkü malzemeler biraz fazla. Kavun çekirdeği daha önceden güzelce yıkadım, kuruttum. Hazırladım bu şekilde. Bütün malzemeleri aldım. Tabii ki şimdi sırasıyla göreceksiniz. Şimdi kavun çekirdeğimiz hafif kavruldu, gevrekleşti. Bir tepsiye boşaltıyorum. Bademleri kavuruyorum. Şimdi sarı kahveleri, kayısı çekirdeğini kavuracağım. Kırmızı susam, yerli susam yani. Onu da kavuracağım. Bamya çekirdeği, onu hafif kavuracağım. Şimdi sarı biberi kavuruyorum. Şimdi sayın takipçilerim, bütün zater malzemelerini hepsini sırayla kavurdum. Şimdi hepsini bir araya getireceğim. Şimdi burada beyaz leblebimiz var. Bunu leğene boşalttım sarı leblebiyi. Şimdi kavurduğum nar çekirdeğini de boşaltıyorum. Şimdi beyaz leblebiyi boşaltıyorum. Şimdi farklı çekirdeğini boşaltıyorum. Şimdi sayın takipçilerim, burada çok hafif kavurduğum, sadece gevrekleştirdiğim badem içini bunu da boşaltıyorum. Ama bunu hepsini boşaltmayacağım. Çünkü değirmen bunu, değirmenin üzerine yapışıyor. Değirmenci çekmek istemiyor çünkü haklı. Geçen sene de bunu yaşadık. O yüzden bunun bir kısmını boşaltacağım. Bir kısmını zaterimizi çektikten sonra değirmende
evde ben kendim evde çekip ekleyeceğim inşallah. Ama yine yanımda bunu götüreceğim. Yine orada ekleyeceğim. Ama olmazsa eve getirip evde çekeceğim makineden. Burada da kayısı çekeceğim. Ben de boşaltıyorum. Burada saytak filerim. Bu üzüm çekirdeği öğütülmüş. Kuruttum böyle. Bunu ekliyorum. Üzüm çekirdeği. Bamya çekirdeği. Bunu da ekliyorum. Tane kimyon. Onu da ekliyorum. Birazcık bir yemek kaşığı nane de ekliyorum. Bir tane zerdeçal. Bir tatlı kaşığı tarçın ekliyorum. Ve birkaç tane karanfil ekliyorum. Ve burada pul biberimi de ekliyorum. Baharatları sırayla ekleyeceğim. Şimdi sayı tavsiye. Burada da toz sumak var. Bir de kavurduğum rezene. Bunları da ekliyorum. Burada da çörek otu. Çörek otu, kişniş ve reyhan. Bunları da ekliyorum. Baharatlarımı ekliyorum böyle. Ve sayın tavşilerim burada kavurduğum yerli susam. Bunu kavurdum ama bunu eklemeyeceğim. Yağlı olduğu için değirmen bunu çekmiyor. Makinenin üzerine yapıştığı için bunu eklemeyeceğim. Zaferimizi çektikten sonra evde gelip tabii ki bunu da sizlerle paylaşacağım. Bunu bir kenara alıyorum. Burada da beyaz susamımız var. Bunu da ekleyeceğim ama tabii ki bunu değirmenden geldikten sonra bunu ekleyeceğim. Bunu da bir kenara alıyorum. Burada da esas zaferimizin ana maddesi dağ kekiği. Sizlere ulaştırdığım dağ kekiği. Bunu da ekliyorum. Bu zaferimizin ana maddesi aslında kekik. Kekiğimi de ekliyorum. İnanılmaz bir koku. İnanılmaz bir nimet. Kekiğimizi de ekledim. Ama daha burada karabiber ekleyeceğim. İçerisine de böyle bir yemek kaşığı kadar karabiber de ekliyorum. Bunun daha içerisine tuz konacak. Sumak az olursa, pul biberi eksik olursa daha sonra ekleme yapacağım inşallah. Bir de zencefil ekleyeceğim. O da toz eklediğim için onu daha sonra katacağım. Şimdi bunu bir poşete doldurup hep beraber sizlerle değirmene gideceğiz inşallah. Görüşürüz. Esselamun aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün buraya geldik. Zaferimizi çekmek için. Şimdi sayın takipçilerim, kahvaltılık zaferimizi değirmeni de çektirdik. Şimdi zaferimi ekleyemediğim bazı şeyleri şimdi ekleme yapacağım. Çünkü bademi çok fazla koydum. Hatta değirmen zor çekti. Geri kalanını burada evde çekiyorum ve ekleme yapıyorum. Şimdi burada hafif kavrulmuş bademim var. Bunu evde baharat makinesiyle çektim. Şimdi bunu ekliyorum. Burada da kavurduğum beyaz susam. Bunu da baharat makinesiyle çektim. Bunu da ekliyorum. Burada da kavurduğum ama bu çekilmemiş. Bunu da ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sumak eklemiştim ama az geldi diye biraz daha ekleyeceğim. Hatta bunu hepsini boşaltayım. Zencefil eklememiştim. Zencefil de ekliyorum. Tam 2 yemek kaşığı ekledim. Gerekirse bir kaşık daha ekleyeceğim. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Maşallah, berekallah.
Gerekirse susam biraz daha kavurup koyacağım. Susamı az geldi bana. Kahvaltılık zaterimiz hazır. Şimdi bunu nasıl tükettiğimizi sizlerle paylaşacağım. Şimdi sayın tavukçularım zaterimden böyle koyuyorum. Bir kase zeytinyağını da koyuyorum. Şimdi sayın tavukçularım biz bunu kahvaltıda tüketiyoruz. Ve inanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir nimet. Ve aynı zamanda şifa kaynağı. Çünkü bunun içinde 20 çeşitten fazla ürün bulunuyor. Her çeşit baharat da var içinde. Şimdi ne yapıyoruz? Önce ekmeğimizi bu şekilde yağa bandırıyoruz. Ve zaterimize batırıyoruz böyle. Ve bu şekilde afiyetle tüketiyoruz. Arkasında çayı içiyoruz. Mutlaka bu lezzeti tadın diyorum. Sayın takipçilerim, sipariş vermek isteyen videomun altına telefon numarası bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Yalnız ürünlerim, bu zaterim sınırlı. O yüzden bana ulaşmak isteyen ulaşabilir. Ben de sizlere bu nimeti, bu şifayı, bu lezzeti ulaştırayım. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.